Evet değerli arkadaşlar gelin bu bağlamda bir soru tipimiz daha var. Onun da ne olduğunu konuşalım. Ardışık 20 tam sayı. Dedim ki sayı dedi çift kıllık var. Gene ne yapıyorum? İşlemime devam ediyordum. 250'yi 20'ye bölüyorum. 12,5. Ne diyorduk bunun için? Çin malı ortanca sayı. Ama ne yapıyoruz yazıyoruz. 12,5. Bunu asla ve asla ne yapamıyorduk? Kullanamıyorduk. Buna bir sefer en yakın Tam sayılar söyledim. Sağa 13 ile sola 12 ile ne yaptım? Kapattım. Şimdi 20 sayı var. 10 tane sağa yazacaktık. 10 tane sola yazacağız. Ne yapıyorduk? Zaten birini yazdım. Kaldı kaç tane? 9. Ardışık, ardışık. Tam sayılar birer birer artacağı için bir artacak. Yani kaç artması lazım? 9. Bulduğum 13'e 9'u ekliyorum. 22. Bu benim en büyük değerim oluyor. Şimdi en küçüğü de bulalım. 12'yi yazdım. 10 taneydi. Kaldı 9. Ardışık tam sayılar birer birer azalır. 9 azalacak. Bulduğum 12'den 9 çıkartırsam 3 kalır. O da benim en küçük değerimi verir. Zaten en küçük sayı kaçtır demiş. En küçük sayımız nedir? 3'tür diyeceğiz. Yani Tabi biz her ikisini de buluyoruz. Bakmayın her ikisini görelim diye. En küçüğü bul derse, burayla işin yok. Orayı bulmana gerek yok. Niye? Direkt en küçüğe yürü. En büyüğü derse burayla işin yok. Direkt en büyüğe ne yaparsın yürüsün. Biz her ikisini de görelim. Pratiğimiz gelişsin diye ne yapıyoruz? Ona göre işlemimizi yapıyoruz. Ama ne diyorum? En büyük derse direkt en büyüğü bul. En küçük derse direkt ne alacaksın? En küçüğü bularak işlem yapacaksın.